Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin son gün canlı saldırılarını yapacağız arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız derken son gündeki savaşımız World Unity 2. Evet, rakip klan bayağı fantastik, bayağı zorlu. Onu belirtmek isterim öncelikle. Adamlar önüne geleni deşip geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şampiyon bir liginde hayvan gibi yalız alıyorlar. Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Abicim adamların neredeyse 37 aşağısına attığını görmemişiz. Evet. Bakalım bize kaç atacaklar. Onu da izleyip göreceğiz. Rakibe bastığımda bu şekilde bir klan ekranı geliyor. Banklade klanıymış. Savaş günlüklerine giriyorum abi. Adamlar sürekli bayadır şampiyon 1'de ve şampiyon 1'de de 1. 2. sırayı bırakmıyorlar. Bak bak bak. 1 Nisan'da 4. olmuşlar. Onun dışında full 1 2023'te bir de ikinciliği var. Evet bir kere ikinci olmuşlar bir kere dördüncü olmuşlar. Onun dışında full birinciler sürekli bir derece kılanı arkadaşlar çok sağlamlar. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Birazcık iyi durumdayız maşallah. Şampiyon 1 liginde World Unity ve Elite Tiles'dan sonra 3. sırada biz geliyoruz. Evet bu da güzel bir başarıdır arkadaşlar. Bence Şampiyon 1 liginde baya baya kafa tuttuk millete yani. Evet şu an 3 savaş kaybedip 3 savaş kazanmış durumdayız son savaşta da inancımız tam hiçbir zaman bırakmadık mücadeleyi sonuna kadar mücadele edeceğiz 3 savaşta 6 yıldızımız var rakipte tek saldırı yapıp 2 yıldız attı ben direkt girdiler 3 diyecekler diye düşünmüştüm Kraliçesi falan patladı durum böyle oldu şimdi 6'ya da dalacağım geri çağırma büyülü titan kombinasyonu bugün kullanmayacağım arkadaşlar yani şöyle bir durum oldu açıkçası. Artık lig düşmeyeceğiz muhtemelen. Ulan bir bakalım da şimdi lig düşecek falan oluruz. Şöyle bir bakalım abi 6. sıra 223. Yani düşme potansiyelimiz var. Az da olsa var. Ama zaten saçma sapan bir ordu yapmadım yeti yarasa kombinasyonu kullanacağım. Belediye binasını sinsi goblinlerle alacağım. Bir tane de görünmezlik büyüsü aldım. İnşallah bir aksilik çıkmadan belediye binasını hallederiz. Sonra da en tersten yetilerle giriş yapacağım. Tomru atacağız, kahramanlar atacağız. Şu çoklu cehennemlere doğru gelip oraları almak istiyoruz. Oraları alabilirsek zaten bizim yarasalara sıkıntı yaratacak çok da bir şey yok. Bir kasırga var. Muhtemelen bir belediyenin orada kasırga varsa o var. İnşallah belediyenin orada değildir. Alt taraftadır. Onu da aradan çıkartırsak çatapat yaparız. Ama inşallah bilmiyorum yani. iki alacağız da her türlü galiba. Üçü bakacağız. Saldırıya geçiyorum. 18 sinsi yeter diye düşündüm. Öyle umdum. Hayvanlar hazır, tomruk hazır falandır filandır. Bir tane de görünmezlik aldım. Çünkü yani canlı yayınlarımızı izlemişseniz böyle bir düzende Görünmezlik almadığım için patlamıştım. O yüzden birazcık tırstım. Aldım arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki büyücü içinde dev büyücü aldım. Bunu da belirtmek isterim. Ama onu en sona doğru bırakacağım. İki sinsi iki sinsi. Şuraları bir halledelim. Ondan sonra toplayıcıya doğru bir tane sinsi. Evet bu alanı bir hallediyoruz. Şu üstteki depo niye inmedi ya? İki tane sinsinin orayı alması lazım. Evet şuradaki toplayıcıyı da indirmek üzereyken bak yine Allah'ım ya Rabbim şu inşaatçı var ya gıcık ediyor bazen beni. Şimdi dostlar evet baya bir gönderdim. Belediyeyi almaya çalışırken şöyle ince bir görünmezlik ve orası halloldu. Hemen savaşımızı başlatalım. Şöyle şuradan da kalan yetiler. Tomruk gelsin abi. Barbar kral koruyucu gelsin abi, kraliçe gelsin. Bir süper duvar kırıcı gelsin ve Hadi o da gelsin. Şuraları da bir destekleyelim. Merkeze bir öfkeyi çakalım ve koruyucu özelliğimizi basalım. Lan koruyucu özelliğini az daha bekleteceğim demiştim de neyse. Şuradan kraliyeti saldım. Evet şu arkayı unutmayalım abi. Dev büyücü yapalım. Evet, kasırga bu arada erkenden çıktı. Bir tane dondurmamı şuradaki rakip koruyucuya doğru atabilirim. Bir beklemedeyim. Şu merkezi de aşmaya çalışıyoruz. Orayı da hallettik güzel. Şimdi dondurmalarım var. Kraliçe büyücü kulesini alıyor. Şu merkezdeki çokluları almak istiyorum. Abicim şu sol taraftaki büyücü kulesi neden inmedi ya? Evet, gayet güzel ilerlerken şuradan yarasaları salmış bulundum. Kraliyetin özelliğini bastım. Evet şimdi burada dikkatli olmamız gereken bir kaya saçar var dostlar. O bölüme elimden geldiğince öfke kulesi de devreye girmeden dondurmalarımı atacağım. Yani şu sol taraftaki büyücü kulesini de işte dev büyücü halleder diye düşünmüştüm. Orayı halledemeyince oraya da bir şeyler yapmamız lazım. Bir ılık riske girdim. Arkadaki büyücü kulesi için son dondurmamı sakladım. İyi ki de öyle yapmışım. Şu diğerleri de gelsin abicim. Haydi şurada son dondurmamı da atıyorum. Abicim oradaki yarasalar inşallah halledersiniz hızlıca. Hallettiniz. Adamsınız. Adamsınız. Kraliçe hızlı ol gülüm. Süre yetti mi kardeş? Dört kişi izliyor bak. Bir yandan da hani 10 numara şov yaptık biliyorsunuz mu? Yani şu an artık ölsem de gam yemem. Yani şu 7 yarasayla tekrar piyasamıza döndük ya kardeş. Yani... Şu yarasa iş yapmayacak diye düşünülüyordu ama yaptırdık. Yaptırdık biz buyuz. Güzel. Çok çıtır girdik ya bu arada. Vallahi billahi yarasalarda on numara hareket ettirdik. Her şey muazzam. Her şey çok güzeldi. Ayarladığım gibi oldu. Bir tek ne fark etti arkadaşlar? Sol taraftaki büyücü kulesini attığım devle büyücüyle alamadım. Ulan keşke cimrilik yapmayıp 5 tane yer kaplayan dev. 4 tane yer kaplayan büyücü vardı. Onun yerine bir tane bebek ejder almayı düşünmüştüm. Yani bebek ejder bir de orada hava kara ikseyi var ya. Belki alamaz diye düşündüm. Dev büyücü alır diye inandım. Hatta bir birimde yer kar ederim dedim. Öyle bir şey yaptım da. Yani savaş gidiyordu yani. Biraz ucu ucuna o kaya saçarını orada dondurma atmamam. Sol taraftaki büyücü kulesine son saniye şey yapmam. Ha yine 3 yıldız aldırırdı ama süreden patlayabilirdik o zaman. Her şey yolundaydı arkadaşlar. Maşallah diyelim. Çok güzel oldu ve buyurun devam edelim. Şampiyon 2 ligindeki lekesizler 2 klanımızda da ligdeyiz arkadaşlar. Bir problem yaşanmıyor. 6. gün savaşımızı kaybetmiş olmamıza rağmen gayet güzel bir noktadayız. Şu an 33-34 kaybettik görüyorsunuz. 7. günümüze geçelim dostlar. 7. gün ne durumda? 27'ye 29 rakip savaşlarını neredeyse tamamlamış. Bizim 3 savaş hakkımız daha var. Yani her türlü 2 yıldız 2 yıldız 2 yıldız eklesek zaten 33 yapıyoruz. Onların 33'e ulaşması imkansız. Bir hata bir aksilik çıkmadığı vakit bu savaşımızı kazanıyoruz. Şu an 6. sıradayız. Zaten 7. sıradaki ile aramızda da çok fark var. Bu savaşı kazanınca zaten otomatikman daha üst tarafa geçeceğiz. Üçüncü, dördüncü falan tamamlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Buyurun devam edelim. Şampiyon 3 grubundaki lekesizler lig klanımızda artık lig çıkmayı garantiledik diyebiliriz arkadaşlar. Son savaşımızdayız. 6. güne bir bakalım hızlıca 7. güne devam ederiz dostlar. Evet 37'ye 32 tamamlandı. 6. günümüz güzel bir galibiyet oldu. 7. günde biraz böyle kafa kafaya durum var. İki taraftan da tek yıldızlar var. Ama bizim savaş eksiğimiz olduğu için avantajımız daha fazla. Ligdeki pozisyon 282 yıldızla birincilik. En yakın rakibimiz şu an Family İrani ile oynuyoruz arkadaşlar. Bunlar da bir savaş kaybedip diğerlerini kazanmışlar. Asla bakarsanız onlar da sağlam. Ama aramızda 17 yıldızlık bir fark var. Hani savaşı kaybetmiş olduğumuzu düşünsek bile savaş fazlasıyla kazanacağımızı düşünüyorum. Yıldız fazlasıyla diyelim daha doğru olacaktır. Şimdi zaten bir 3 yıldız atabilirsem çok avantajlı pozisyona geçeriz arkadaşlar. Rakibin 6.sına saldırı yapacağım. Süper binici binici kombinasyonu kullanacağım. Dün yapmış olduğumuz süper binici biniciye o kadar hasret kaldım ki tekrardan bir daha yapabilirsek güzel olur. Yani zaten normalde de yapıyoruz da dünkü kraliçe yürüyüşümüz baya baya yürümüştü yani. Hatta chatte yorumlarda çok güzel muhabbetler dönmüş abi. Herkes neler neler yazmış çok güldüm. Teşekkür ederim. Şimdi direkt belediye binasının oraya kraliçemi sokup üst taraftan alev atıcı alt taraftan barbar kral gönderimi sağlayacağım. Belediye binasını indirdikten sonra birazcık Klan Kalesi'ni indirmemiz sıkıntılı duruyor. Yani kraliçe yürüyüşüyle belki temizlemeyi deneyebiliriz. Olmadı duruma göre bakacağız abi. Klan Kalesi'ni temizlemeden orduyu yollayacağız. burada da 3 yıldız gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz yine elimizden geleni yapacağız. Evet kombinasyonumuz ekranlardadır. Sağları butonuna basarak savaşımıza geçiyorum. Şimdi dostlar şuradan bir süper duvar kırıcı atalım. Yani açıkçası baktığımızda bir dakika şöyle attık. Şuradan alev atıcı gönderdik. Tamam. Bir kraliçeyi içeri sokayım istedim de. Şuradan iç kısma doğru gel kraliçe, gel kraliçe, gel kraliçe diyeceğim. İnşallah üst taraftaki okçu kulesine kaymaz. Tamam kaymadı. Güzel. Şuradan da bir barbar kralla alan daratması yapalım. Hemen bir öfke büyüsünü attım. Şuradan iki tane de balon atalım. Oradaki belediyeyi bir temizleyelim. Kırmızı bombaları da görüyorsunuz. Sırf bu yüzden gönderim sağladım. Şuradan biraz daha balon atalım. Bir hava savunmasına destek olsun. Şöyle bir görünmezlik büyüsü attıktan sonra hemen bir öfke büyüsü daha atıyorum. Bu alanda hangi hava savunmasına doğru yönelirse bizim için çok daha iyi olacaktır. Bir tane iskelet büyüsünü şu alana atıyorum arkadaşlar. Artık çünkü mermimiz kalmadı diyebiliriz. Barbar kralımızın özelliğini bastıktan sonra şöyle bir alan daraltıp savaşımı da başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi klan kalesini temizlemeden savaşa başladık dediğim gibi. Şuradan bir öfkemizi atalım. Şöyle kelleleri gönderelim. Bir koruyucu özelliğini basalım. Hemen şu alanı zehirliyorum. Kraliçeme bir öfke atıyorum. Ulan buz golemlerine doğru atsaymışız. Çok daha iyi olurmuş be. Evet, merkezde kraliyet ve süper binicilerimiz devam ederken birazcık ordumuz dağıldı. Şöyle merkezde bir öfke daha kullanmaya çalıştım. Kraliçemizin yürüyüşü devam ediyor. Alev atıcı patladı arkadaşlar. Yani şuradan bir süper duvar kırıcı dağıtıp o duvarı kesersem güzel olur ama ordunun saçma sapan birazcık dağılması kötü oldu benim açımdan. Hani kraliçeyi hala yürütüyoruz eyvallah da biniciler çok çabuk öldü. Orada da birazcık bizim hatamız oldu diyebiliriz. Çünkü Barbar Kral'ın biraz daha ilerlemesini bekleyebilirdim. Sırf süreden patlamamak için birazcık acele ettim. Şuradan bir süper duvar kırıcı dağıtıp iç kısma yönlendireyim dedim ama ı ah, ah, yemedi. Bu sefer yemedi abi. Çünkü ordudan çok bir verim alamadım. Yani bir kısmı sola kaydı bir kısmı sağa kaydı. Normal binicileri de birazcık süper binicilerle gönderdim. Hani onları normalde sol taraftan dış taraftan atmam lazımdı. Alanı çok güzel daraltmadan girdim yani. Tamam Alev Atıcı'dan güzel verim aldık. Kraliçe'den güzel verim aldık. Barbar Kral'dan güzel verim aldık ama süper binicileri kullanamadım. Evet maalesef öyle oldu. Biraz daha şu kutucuktan atmam gerekirdi. Ya da üstten gireceksem üst kutucuktan atmam gerekirdi. Birazcık da böyle paralel yayıp normal binicileri dıştan gönderecek şekilde atmam lazımdı. Kraliçe çok arkada kaldığı için birazcık korkup bitişik attım ama keşke daha dağınık atsaymışım. Sağlık olsun abicim. Güzel saldırıydı. Kötü değildi ama yani 3 gelecek bir saldırıydı. Bunu başaramadık. Bir de buz golemler işimizi bozdu. Onu da unutmayalım. Ama oraya da ulaşmam imkansız yani. Klan kalesine Kraliçe ile devam edeyim desem. Klan kalesini temizlemek için çabalayayım desem bu sefer süre etmezdi. Okey savaşımızı yaptık dostlar. Buyurun devam edelim. Usta 1 ligindeki unutulmaz klanımızdayız arkadaşlar. Burada 6. gün savaşımızı maalesef kaybettik. Skorumuzu hemen göstereyim. 58-63 tamamlandı. 7. günümüze geçerken artık şampiyon 3 grubu birazcık hayal oldu bu sezon için. Artık diğer sezon çok daha güçlü bir kadro kurup daha iyi yerlere çıkmaya çalışacağız diyebiliriz. Hatalar oldu. Savaşlar yapılmadı. Bazen tabii ki. Bazen hatalı savaşlar oldu. Tabii 30 kişiyiz arkadaşlar. Bunlar çok normal. Bir de rakibin iyileri vardı yani. Birinci sıradaki Pinoy Warlords iyiydi yani abi. Adamlar hakkını verelim. İyi savaşçılar. Yüksek yıldız aldılar ve kazandılar. İnşallah biz de diğer sezonda bu şekilde bir güç kazanırız ve üstesinden geliriz diyorum. İkinci sıradaki rakiple dördüncü sıradaki rakip arasında yıldız farkımız az bulunuyor. İkinci sıradaki klanla eşit savaş yapmışız. Dördüncü klanla da yakın yapmışız. Yani neredeyse yıldızlarımız aynı. Bu ligi muhtemelen ikinci, üçüncü veya dördüncü kapatırız diye düşünüyorum. Beş de olabilir abicim. Ama hani altı da olabilir de yedi olmaz abi. O kadar söyleyeyim. O kadar galibiyetimiz var yani. Lig düşme falan filan hayal yani. Şimdi arkadaşlar 17. saldıracağım. 17. köye bir baktım şöyle bir binici madenci gider gibi geldi. Dedim ki kartal topunun oradan bir Alev atıcı göndereyim. Kartal topunu alayım. Onun dışında belediyenin oradan da bir kraliçe yürüyüşü yapıp hem klan kalesi temizliği hem de belediye binasını aldıktan sonra binici madencilerimizi kanattan göndeririz diye düşündüm. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Saldırıma geçiyorum. Her şey hazır. Biniciler, madenciler ekranda ve ben de saldırıya geçtim. Şimdi şu klan kalesi ve görünmezlik kulesi beni birazcık tedirgin ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Dikkatli olmamız gerekiyor. Sol taraftan şöyle bir balon atalım. Orada Tesla olduğunu tahmin etmiştim. Evet, çünkü o kadar boşta bırakılmazdı yani. Şöyle hemen alev atıcıyı yolladım. Kraliçemizi şu etaptan gönderip hemen şifacılarımızı bıraktıktan sonra kraliçemize bir adet öfke atmıyorum. Bekliyorum abi. Şuradan bir kelle avcısı atalım. Şöyle bir süper duvar kırıcı desteği attım. Ulan kraliçenin özellik gitti ya. Olaya bakar mısın şaka gibi gerçekten şaka gibi. Şimdi bir süper duvar kırıcı daha atıp bir kelle avcısı atıp barbar kralı indirelim. Şimdi de cadıyla burada uğraşacağız. Şöyle bir destek ekibi yolluyorum. Şuraya bir bebek ejder atıyorum ve klan kalesi gelsin diye çabalıyorum biraz da. Evet klan kalesi de an itibariyle çıkmış durumda. Dış tarafta kesmemiz bence güzel oldu. Sadece üzüldüğüm kraliçenin özelliğinin gitmesiydi. Belediye binasının oradaki görünmezlik kulesi aktif hale geldiği vakit hani kullanmak istiyordum. Şöyle bir öfkeyi daha atalım arkadaşlar. Kraliçe orayı halletti. Belediye binasının oradayız. Abi öfkeyi birazcık kötü atmışız ya. Vallahi billahi kötü atmışız. Şöyle bir hemen dondurma attım. Kraliçeme bir öfke daha atmıyorum. Beklemedeyim. Şimdi şöyle bir dondurma daha attım. Oradaki görünmezlik kulesi devreye girmesini istiyorum. Ve bir tane de öfkemi artık attım. Şöyle bir koruyucumuzu hazır çektim. Barbar kralımızı şuradan yolluyorum ve binici madenciyi de şu alt taraftan başlattım. Koruyucu geldi. Hemen binicileri de yollayalım. Şuradan bir kelle hemen üst tarafta bir sıkıntı yaşanmasın abi. Şu alanda bir şifa büyüsü kullanalım. Monolitin oradayız. Evet abicim şifacılar neden bırakıyorsunuz? Neden kraliçeyi saldınız anlatsanıza biraz. Allah aşkına anlatın. Yani salınacak gibi de değildi de Sağlık olsun ne diyelim. Şimdi baya bir ordumuz var. Bir şifa büyüsü daha kullandım. Alev atıcı da şimdi devreye girdi. Aşağıdan arkadan desteklerimi yolluyorum. Koruyucumuz ilerliyor. Birazdan koruyucu özelliği basacağım. Beklemedeyim. Üst taraftaki binicilerimizi maalesef kaybettik. Monolit olan bölümdeyiz. Çıkarken bir koruyucu özelliği basacağım. Şu an şifa büyüsü var. Şimdi koruyucu özelliğini bastım. Bir tık daha bekleyebilirmişim aslında da sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz abi. Şuradan barbar kralının özelliğini basalım. O da geç kalmasın bizi süreden patlatmasın. Kraliyet şampiyonumuzun hayatta olması şu an gayet güzel. Evet neden hemen odaklanıyorsun abicim ya? Neyse hemen bastım kazıcıyla birlikte tekliği de hallettik. Bir problem yaşamadık. 30 saniye süremiz var. 3 yıldız galiba geliyor. Şuradan hemen bir büyücü desteği verdim. Evet şu büyücü al X yayını ya. Al X yayını bizi uğraştırma işte ya. Şimdi bir daha görünmezlik devreye girecek ya da kraliyet ölecek başımıza bela. Vallahi billahi bela ya bak. Kraliyet ölmesin abi. Kazıcı vur kazıcı vur kazıcı. Allah 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 olaylara gelir misin ya? Süreden patladık bir tane x'e şey inmedi ya. Şaka gibi ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım sen bana sabır ver ya. 10 numara dalmıştık abi süre yetmedi ya. Bakar mısın işe? Allah'ın işine bakar mısın ya %98'de kaldık. Yani 3'ün dibinden döndük abicim ya. 22-34 skorumuz arkadaşlar şu an savaş kafa kafaya diyebiliriz. Hatta biz avantajlıyız 6 savaşımız var 2'ler 3'ler geldiği sürece öne geçeceğiz. Hiçbir problem yok süreden patladık devam edelim. Agalar valla bugün full binici madenci günü gibi bir şey oldu yani binicili kombinasyonlar oldu diyebiliriz. Evet aşk ve savaş klanındayız. 6. günümüzü kazandık arkadaşlar. Burada artık lig çıkmamız garanti. 78-46 tamamlandı. 7. günümüze geldiğimizde 7. günde de bayağı avantajlıyız. Yani burada birazcık çekincelerim vardı. Hani köy binası 14, 13'ümüz fazla diye. Ama yani çok da dert olmadı arkadaşlar. 9 kalmış bir tek köy binası 14 olarak. Mecbur oraya saldıracağım. Onun dışında bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok çok fazla fark attık. Artık Usta 3 ligine çıkıyoruz. Diğer sezon çok daha keyifli olacaktır. 9'a saldırı yapacağım. Düzen bu şekilde. Belediye binasını kraliçe yürüyüşüyle alıp oradan bir klan kalesi temizliği yapıp üst taraftan da alev atıcıyla kartal topuna ulaşmak istiyorum. 2 tane havan var. Yani adam buraya havanları koyduysa dedim ki alev atıcı yapılmasını istemiyor. Muhtemelen şurada Tesla'lar var. Bir önden kontrol edeceğim arkadaşlar. Yani oradan baktım Tesla mesa çıktı. Alev atıcı ilerlemeyecek gibi. Bu sefer hemen plan değiştirip uçan kışlarla gireriz. Durum bundan ibaret. Zaten hani savaşı kazandık ettik ya. O konudan rahatım arkadaşlar. Birazcık rahat rahat saldırı yapacağım. Şimdi şu üst tarafı bir halledelim istiyorum. Şuradan bir yetimizi atalım. Şöyle de iki balon bırakalım. Okey. Güzel bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Yani tek kötülük şöyle oldu. Balonlarımı orada harcamış oldum. Ona da artık yapacak bir şeyimiz yoktur. Şuradan o zaman kraliçe yürüyüşümüzü haydi başlatalım. Şuraya iki sinsi attık. Kraliçe oradan içeri girer diye ümit ediyorum. Yani bir şekil sokmamız lazım. İnşallah dışarı girmez. Yok depoyu alıp oradan içeri depoya kayar. Okey. Burayı da hallettik. Alev atıcı da güzel ilerliyor. Orada da bir sıkıntı yok. Barbar kral uzaktaymış. Çok güzel. Şimdilik her şey yolunda dostlarım. Şöyle biraz daha kontrol edelim. Kasırga çıktı. Tamam bir sıkıntı yok. Bir dondurma falan atmayacaktım ama kasırga şifacıları da içeri aldığı için atmak zorunda kaldım. Az buçuk daha bekliyorum. Şuradan hatta barbar kralımızı atalım. Tekli cehennem kulesine doğru ilerlerken bir öfke büyüsü de atıyorum. Evet burada bir dondurma kullanacağım az sonra. Tekli cehennem geldi. Şurada bir dondurmamızı atalım. Kelle avcıları da temizlenirken ben şuradan savaşımı başlatayım arkadaşlar. Şöyle bir dondurma daha attım. Orada birazcık acele ediyorum. Anam koruyucuyu da şöyle yapalım abi. Orduyu atamadım bak. Tazıya odaklanmaktan üst tarafa bakamadım vallaha. Kraliçeyi şu an kaçırmadım inşallah. Evet kraliçe hayatta hemen bir öfkeyle orayı coşturalım. Yemin ederim kraliçeyi güzel kurtardık. Evet şimdi ordu birazcık dağılmış. Sıkıntı yok. Şuradan hemen bir şifa büyüsü daha atıyorum. Gerçekten güzel bir ilerleyişimiz var. Arkadan kelle avcılarını yolladım. Evet, koruyucumuz burada. Şu kraliyeti de içerisine almak istiyorum. Şöyle bir koruyucu özelliğini bastım artık. Merkezdeyiz dostlar. Şuradan bir süper duvar kırıcı atalım. Alev atıcı da an itibariyle patladı. O da desteğe geldi. 10 numara 5 yıldız bir saldırı gerçekleştirdik. Artık bunun hakkı 3'tür kardeş. Kraliçe nasıl tanklıyor? Bak 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 bak. Alev atıcılığı Birici madenci saldırısıyla sizlerle birlikteydik. Kapanışımız da bomba gibi oldu. Vallahi kraliçe güzel yürüttük ya. Gerçekten alt taraftaki teklici cehennem kulesinin olduğu noktadan normalde kraliçe yürütmek sakıncalı arkadaşlar. Belediye binasının arkası tekli olunca. Ha, i̇ki tane dondurma bir tane görünmezliğim vardı ona biraz istinaden saldırdım. Ayrıca orduyu fark ettiyseniz hızlı attım. Çünkü solda tazı çok ayalayacaktı. Bir de tekli odaklandı. O yüzden... Sağ tarafın askerini büyüsünü atarken sol taraftaki kraliçeye yetişemedim abi. Ama yetişmek için son saniye çabaladım. Allah'tan az bir canıyla hayattaydı. Hemen öfkeyi bir koydum canı fullendi. Güzel. Kapanışımız da 10 numara oldu. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.